Endi ehtimollar nazariyasi bo'limini boshlaymiz. Dastlab biz hodisalar mavzusi bilan tanishamiz. Bu yerda biz quyidagi savollarni o'rganamiz. Birinchisi, tasodifiy hodisalar, muqarrar hodisa, mumkin bo'lmagan hodisa. Birinchi savolga o'taylik. Mana tasodifiy hodisalar. Bir misollar yordamida tushuntiramiz. Birinchisi, ikkita komanda musobaqada qatnashyapti. Komandalar A va B komandalari bo'lsin. O musobaqa natijasida A komanda yutish ham mumkin, B komanda yutish ham mumkin yoki durang natija qayd qilinishi mumkin. Deb yerda 3 ta hodisa bor. A komandaning yutishi, yoki B komandaning yutishi yoki durang natija. Durang natijani qayd qilinishi. Demak, mana 3 ta hodisa bor. Xo'p, A komandaning yutishi hodisasi. Biz oldindan A komandani yutadi deb ayta olmaymiz. Bu hodisa ro'y berishi ham mumkin, ro'y bermasligi ham mumkin. Bunday hodisalar tasodifiy hodisalar deyiladi. Masalan, B komanda yutishi ham mumkin. B komanda yutmasligi ham mumkin. Bu, ya'ni bu hodisa ikkinchi hodisa. Ro'y berishi ham mumkin, ro'y bermasligi ham mumkin. Bu ham tasodifiy hodisa. Mana demak biz bu yerda musobaqani ko'ryapmiz. Mana 3 ta hodisa ro'y berishi mumkin, lekin har biriga to'xtaladigan bo'lsak, unisi ro'y berishi ham mumkin, ro'y bermasligi ham mumkin. Masalan, durang natija. Bu ham ro'y berishi mumkin, durang natija qayd qilinishi mumkin yoki durang natija bo'lmasligi mumkin. Bunday hodisalar tasodifiy hodisalar deyiladi. Ya'ni tajriba natijasida ro'y berishi ham mumkin yoki ro'y bermasligi ham mumkin. Bu yerda musobaqani biz tajriba deb olyapmiz. Ehtimollar nazariyasida ular tajriba deb qaraladi. Mana ikkinchi misolni ko'raylik. Masalan, tanga tashlash masalasi. Tanga tashlash masalasi, tanga tashlayapmiz. Buni ham ehtimollar nazariyasida biz buni tajriba deb qaraymiz. Tanga tashlash natijasida yoki gerib tushadi. Gerib tushish hodisasi. Gerib tushishi deb yozaylik qisqa qilib. Yoki raqam. Raqam tushishi. Tanga tashlaganda mana bu hodisalar ro'y berishini biz bilamiz. Demak, ikkita hodisa ro'y beradi. Ikkitadan bittasi ro'y beradi. Lekin qaysi biri ro'y beradi? Biz oldindan ayta olmaymiz. Masalan, gerib tushishini bitta hodisani oladigan bo'lsak, aniq gerib tushadi deb ayta olmaymiz. Tushmaydi ham deb ayta olmaymiz. Demak, bu hodisa ro'y berishi ham mumkin, ro'y bermasligi ham mumkin. Bunday hodisa tasodifiy hodisaga misol bo'ladi. Yoki ikkinchi hodisani ham raqam tushishi ham mumkin, tushmasligi ham mumkin. Bu ham tasodifiy hodisaga misol bo'ladi. Demak, birinchi misolda 3 ta hodisa A1 bilan belgilaylik birinchi hodisani. İkinci hodisani A2 bilan belgilaylik. Keyingisini A3 bilan belgilaylik masalan. Bu hodisalarni odatda bosh harflar bilan belgilaymiz. Masalan, bu yerda A gerib tushish hodisasi, B esa raqam tushish hodisasi. Mana ikkita hodisa. Uchinchi misol. Masalan, raqamlangan kub tashlanyapti. Aytaylik 1, 2, 3. 1'dan 6'gacha raqamlangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da yog'i bor. 1'dan 6'gacha raqamlangan kub. Kub tashlash masalasi. Bu yerda ham tashlaganimizda yoki bir raqam chiqishi mumkin. Bir raqam chiqish hodisasi. Bir raqamning chiqishi deb bir raqam chiqishi deb yozaylik. Ikki raqam chiqishi. Yoki uch raqam chiqishi. To'rt raqam chiqishi.
5 rakam çıkışı ve nihayet 6 rakam çıkışı. 6'da yani bu 6'da hadiseden bir tane roy verişi mümkün. Yani 6'dan bir tane roy verişi. Lakin alohida olar degan bo'lsak, masalan bir rakam çıkış hadisasını ko'radigan bo'lsak, bu hadise tasodifiy hadisa. Çünkü bir rakam çıkışı mümkün, bu hadise roy verişi mümkün, yoki roy bermasligi ham mümkün. Yani bir rakam çıkmasligi ham mümkün. Yoki iki rakam çıkışı. Bunda ham, bu ham tasodifiy hadisaga misol. İki rakam çıkışı ham mümkün, yoki çıkmasligi ham mümkün. Üç rakam çıkışı ham mümkün, çıkmasligi ham mümkün. Yani bu ham tasodifiy hadisa. Mana bu yerda rasmda 3 rakam chiqib turibdi. Ya'ni yuqorida 3 rakam hosil bo'lyapti. Va nihoyat va hokazo qolgan hamma hodisalar to'g'risida ham shuni aytishimiz mumkin. Bular tasodifiy hodisalarga misollar bo'ladi. Va bularni ham masalan A1, A2, A3, A4, A5, A6lar bilan belgilashimiz mumkin. O kub taşlaşma masalası bir yerde ham ihtimallar nazariyasında bu tecrübe deyip kararladı. Tecrübe neticesi de demek bana bir yerde 6'da hadise. 6'da hadiseden bir tasar oy verişi mümkün. Abi ne kengi misalını görelik. Kengi misal. Bana kapta etelik. 3'te ak ve 2'te kara. Şarlar var. Tamam, bir de kop var. Kopta demek 3 de ak, 2 de kara şarlar var. Bak tavakkale gibi bir de şar alındı. Alıngan şar. Ak buluşu mümkün ya ki kara buluşu mümkün. Demek bir yerde kuyudaki hadiseler kuyu verişi mümkün. Alıngan şar ak. Alıngan şarın ak buluşu kıska kalıp ak buluşu diye yazıyorduk. B. Alıngan şarın kara buluşu. Bir de hemen kaptan şar alış. Şar alışını biz tecrübe edip ihtimallar nazarasında tecrübe edip karayımız. Yani bir de iki defa da buluşu mümkün eken. Yok ki alıngan şar ak buluşu mümkün. Yani tecrübe neticesi de bana bu iki defa da sabah bir tasarruy verişi mümkün. Yok ki ak A hadise yok ki B hadise. Şar ak yok ki kara buluşu mümkün. Bunu her bir defa hadisanı köle digen basit bu tasarrufi hadise bulandı. Yani alıngan şar ak buluşu mümkün. Ak bulması diye mümkün. Biz aldığından eti bir almayız. Şu sebeple bu tasavvufi hadisi buladı.